Evet, selamünaleyküm arkadaşlar, merhaba. Bugün Blueberry 50cc'yi 80cc yaptık. Bunu biraz inceleyeceğiz. 80cc nasıl olmuş? Trafikte işte hız limitleri, top speed falan yapacağım. Öncelikle dediğim gibi 80cc yaptık. Motor rodajı tamamlandı. Lastikler Michelin S83 taktırdık. Şöyle 4 mevsim. Fren performansı gerçekten iyileşti, daha iyi oldu. Hadi bakalım sürelim. Hoppa. Şimdi bunun freni hangisiydi? Sağ, sol? Bilmiyorum, neyse onu deneriz. Öncelikle ses biraz daha güzelleşti. Stop etme sorunu vardı. Onu ayarlattık biraz. Havalar da sıcakladı zaten. O stop etme sorunu da ortadan kalktı gibi bir şey. Esat kardeşime teşekkür ediyorum motoru sağladığı için. O da burada olsaydı kullanıcı yorumu soracaktım ama başka bir yere gitmiş. Arkadaşlar motorun hızlanması çok iyi. 50'ye kadar. Şehir içi gerçekten bu çok faydalı. 50cc bu kadar kolay hızlanmıyordu. Tabi bunda rodajın da etkisi var. Şöyle oldu, biz 34 kilometredeyken motosiklet kilometre teli koptu. Şu an hatta 288 gösteriyor toplam kilometresi. Sonradan yaptırdık tabi, bayağı bir gezdikten sonra. Çok iyi gidiyor. Lastikler değişti, fren çok iyileşti. Şöyle göstereyim. Direkt pat diye duruyorsunuz. Hiç kaydırmıyor bile yani. Lastikler çok iyi, tavsiye ederim. Michelin S83 modeli. ...80cc ne değişti? Dediğim gibi hızlanması değişti. Tork değerleri değişti. Şimdi yokuş bulursam deneyeceğim. Yokuşta falan motosikleti. Top speed için çevre yoluna gitmeyi düşünüyorum. Bakın nasıl durdu. Motosiklet çok iyi duruyor gerçekten. Lastikler çok iyi. Zevkli bir motosiklet. Daha zevkli oldu 80cc olunca. Şehir içi pıtır pıtır, vızır vızır sağa sola gidebileceğiniz çok güzel bir motosiklet oldu. Az yakıyor zaten. 80cc olunca yakıt tüketimi daha da düştü. Daha çok torklandığı, güçlendiği için motosiklet daha az enerji harcıyor. O yüzden yakıt tüketiminde de katkısı var. Keşke 100cc ya da 110cc yapabilsek. Şöyle aralara rahat girebiliyorsunuz. Aynalar iyi arkadaşlar. Arkaya iyi gösteriyor. 50cc ilk 10. kilometrede binmiştim. Onun videosu var arkadaşımla birlikte. Yokuşta 25, hani tatlı bir yokuş o da, yani çok değil, 25-30 gidiyordu. Şu an 50-60 gidebiliyorsunuz. Onu göstereceğim birazdan. Bakın şimdi bastım. Şu araba önüme çıkmazsa 40 şu an. 50. Araba çıktı. Ha, geçen biz Esat'la birlikte bu motor, benim motor, Ankara'da dağlara çıktık böyle yokuş yukarı. Onların da videosu var. Araya onları da serpiştiririm. Hiç zorlanmadı motosiklet gerçekten. Ben arkasındaydım. Çok rahat gidip geldik. Epey de yol yaptık. Bir 30-40 kilometre yokuş yukarı. kavra var ya, çok güzel. Evet dostlar, bugün dağdayıp vurduk kendimizi, biraz stres atalım diye Ankara'nın üst taraflarındayız. Esat kardeşimle birlikte. Buralar çok güzel gerçekten. Ankara'nın Kurtulduğum köyünün üst tarafları. Güzel bir gün geçirdik orada. Onun biraz silah merakı var. Orada atış yaptık havalı tüfekle. Tabii hedeflere, hiç canlılara vurmadık. Türk filmindeki gibi oldu. Aynen. Ses çok iyiydi ya. Vurduk mu sence? Vurdu, değdi ona ya. Yani ya aynı yerden vurmuşsun yani. Gaz tepkisi iyileşmiş. Onun dışında 50cc iken hani gazı verdiğiniz zaman biraz geç algılıyor gibiydi, böyle hani dizel arabalarda olur ya. Şu an açtın mı gazı aynı tepkiyi alıyorsun. Koltuğun rahatlığına diyecek yok. Benim motorum CB250R. Gerçekten tahta gibi şeyi, bir müddet sonra koltuk selesi. Bir müddet sonra kalçanız ağrıyor. Bu yumuşak böyle scooter zaten. Rahat rahat gidiyorum. Bu arada çok soran oldu 80cc garantiyi bozuyor mu diye. Biz motosikleti Ankara Vento motordan aldık. Zaten orası kit getiriyor. Direkt fabrika bu kitleri üretiyor arkadaşlar. Kiti alıyorsunuz. Servisinde, kendi servisinde taktırıyorsunuz. Garanti hiçbir şekilde devre dışı kalmıyor. Kitin fiyatı 400 lira. Zaten işçilik almıyorlar diye biliyorum ben. Çok avantajlı bir makine oldu gerçekten bu. Yani ortalama süratiniz şehir içinde en az 50. En az 50. Düz ya, yolunuz düzse tabi. Mesela çok akıcı trafikte biz beraber yolculuk yaptık. Gece sürüşümüz var. Ortalama 72 kilometre hızla gittiğimizi biliyorum. Bu 80cc iken. Motosikletimiz turuncu. Çok güzel bir rengi var. Yani far mükemmel zaten. Vespa tarzı bir motosiklet. İlk aldığımızda benim pek hoşuma gitmemişti. Şöyle kız motoru gibiydi ama sonra gerçekten hoş bir motor. Sağdakiler, soldakiler hep motora bakıyorlar, böyle dikkat çeken bir motor yani. Tipi de güzel. Bakın direkt 60'tayım. 60, 70, 75. Şu an 75'te kaldı. 75 düz yol. Düz yol top speed şu an söylüyorum tam olarak 72, 75, 75, 74 arası arkadaşlar. Bir de yokuş aşağı deneyeceğim, yokuş yukarı testlerini yapacağım. Buradan sağa dönüyoruz ve yokuş testini başlıyoruz. Bakalım kaçta gideceğiz. Şu an 30'a düştüm. Burası direkt yokuş başlıyor. Epey de dik bir yokuş burası. 40'la gidiyoruz şu an. Şu an gazlamaya devam ediyor. 45, 50. Bu arada ben kilomu söyleyeyim. 68 kiloyum. Arkadaşlar iyi gazlıyor motosiklet. Gerçekten 55 şu an. 60'a doğru çıkıyor. Şu an 55. Yokuş biraz daha dikleşiyor şu an. 50'ye düştü arkadaşlar. Çukura girdik. Yokuş performansı gerçekten güzel. 55. Yani ortalama 50 ile dik bir yokuşu çıkabiliyorsunuz. Burada yokuş bitiyor. Yağmur ve rüzgar başladı. Eğer siz de Kuba Blueberry 50 alırsanız mutlaka 80cc yaptırın arkadaşlar. Boşuna eziyet çekmeyin. Zaten tekrar rodaja giriyorsunuz. 50cc yaptırdıktan sonra fazla açamıyorsunuz motoru, basamıyorsunuz. Rodaja dikkat etmek gerekiyor. Rodaj sonrası Motul yağ koyduk. Bu sesi de biraz etkiliyor. Daha güzel yapıyor sesi. Motul yağı iyi gerçekten. Onlar biliyorlar zaten hangi yağ, hangi numara, hangi V40 mı, V10 mu. Ben onlardan pek anlamıyorum. Onlar biliyorlar. Servis biliyor zaten. Speed meter'ımızı açalım. Sonra da veda edeceğim inşallah. Bakalım kadranla GPS'in ölçtüğünde ne fark var? Benim CB250R'da 6 ile 7 kilometre fark var. Bu daha az ölçüyor. 6 ile 7 kilometre daha az ölçüyor. Biraz da şöyle kapanayım ki İnşallah arabalar sıkıntı yapmaz. Şu an 40. Yani hemen hemen gelme buraya. Yandaki arabanın direnci biraz etkiliyor. Şu an kadran arkadaşlar 80 gösteriyor. Şu an 80, 80'e çok yakın. Biraz daha kapanıyorum. Kadranı görebiliyor musunuz bilmiyorum. Speed meter 72 gösteriyor. Kadrandaki 79-78 gösteriyor. Dediğim gibi benim CB250R'ım var. Onda da aynı bu şekilde. Kadran 6-7 kilometre daha fazla gösteriyor arkadaşlar. Burada yine bir yokuş var ileride. Orada da deneyelim. Bakalım. Şu anda yokuş çıkıyoruz. Burası daha dik bir yokuş. Kadran 55 gösteriyor. Burası 50-49 arası gösteriyor. Şimdi yokuş biraz daha dikleşecek. Bakalım. 52. Arkadaşlar yokuşları 50 ile çıkabiliyorsunuz. Bu adamı geçmem lazım. Dediğim gibi kadran 55-56 gösteriyor. Şu an speed meter'da 50-51 gösteriyor arkadaşlar. Evet dostlar, bugünlük bu kadar olsun. 80cc yapınca neler oluyor, neler bitiyor anlatmaya çalıştım. Kaçırdığım bir konu varsa affolsun. İnşallah yazarsınız yorumlara, onlardan da bahsederiz. Şu an aklıma bir şey gelmiyor ekstra olarak. Yazılan yorumların çoğuna cevap verdiğimi düşünüyorum. Teşekkürler izlediğiniz için. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Eyvallah.